Dererem, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken, kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Bu bir şarkı. Türkçe'de güzel bir şarkı. Nasıl? Şimdi uzaklardasın. Dırırırırım. Gönül hicranla doldu. Dirirerim. Şimdi uzaklardasın. Dirirerim. Gönül hicranla doldu. Evet, bunu niçin söylüyorum? Çünkü şarkılarla Türkçe öğrenmek çok eğlenceli, çok keyifli. Lütfen şarkılarla Türkçe öğrenin. Herkes hoş geldi. Merhaba, merhaba, merhaba. Silava. Evet, Rominat, selam. Abdurizak, hoş geldin. Can, hoş geldin. Instagram'dayız. Canlı yayındayız ve bir akşam vakti iftardan sonra sizlerle beraberim. Yemeğimi yedim ve bugün akşam benim online dersim yok. Normalde vardı. Ve genellikle isteyince şarkılar ile videoyu açıyorum. Çünkü gerçekten pratik için, Türkçe öğrenmek için şarkıları kullanmak, şarkıları dinlemek ve kelimeleri öğrenmek önemli. Mesela ben şimdi uzaklardasın şarkısını size söyledim. Bu Google'da arayabilirsiniz. Şimdi uzaklardasın yazın. Bu şarkı gelecek. Çok güzel bir klasik Türk müziği arkadaşlar eseri. Zeki Müren mükemmel söylüyor ve bu şarkıyı tabii ki başka farklı şarkıcılar da söylüyor. Marva selam, merhaba. Dimvadis selamlar. Jennifer hoş geldin. Reha merhaba. Evet, Mentallah hoş geldin. Diyor ki, gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın. Sen şimdi çok uzaktasın. Yani Kanada'dasın, Amerika'dasın, Japonya'dasın, Rusya'da çok uzak bir şehirde Sibirya'dasın mesela. Gönül yani heart, kalp, gönül, kalp hicranla doldu. Hicran yani üzüntü, acı. Doldu, dolmak. Yani içinde, kalbin içinde üzüntü var. Kalbin içinde mutsuzluk var. Şarkı bunun hakkında. Devam ediyor tabii. Ben sadece iki satır size söyledim biraz. İlgi çekici olması için de seslendirdim. Şimdiden özür dilerim. Şimdi bugün dostlar planımız, evet saat şu anda akşam 10'u 5 geçiyor Türkiye'de. Akşam 10'u 5 geçiyor. Çayım hazır, kahvem hazır. Hatta limonatam hazır. Ve ben de sizinle bu akşam canlı yayında konuşmak istiyorum. Evet. Türkçe pratik. Türkçe pratik zamanı. Bugün farklı oyunlar oynayabiliriz. Arkadaşlar iki farklı oyun düşündüm. Ve 3 veya 4 kişiyle bugün konuşacağız inşallah. Umarım hazırsınız. Ve kurallarımız var. Kurallarımız hakkında konuşmak istiyorum. Kurallarımız. Denenenim. Kural. Pravilo Rusçası, rule, rules galiba İngilizcesi.
Kamera varsa konuşuyoruz. Kamera yoksa veya istemiyorsanız dinliyorsunuz sadece. Kural 1. Kural 2. 30 günde yani bir ayda bir defa konuşuyorum. Bu ay sizinle konuştum mu? O zaman 30 gün bekliyorsunuz. Sonra tekrar konuşacağız inşallah. Tamam. Harika. Harikasınız. Evet. Designer girl. Hocam siz karışık içecek içiyorsunuz. Evet. Valla. Çünkü bazen limonata içmek istiyorum. Oh. Elhamdülillah. Evde yaptık arkadaşlar bu. Ev işi veya el işi limonata biz kendimiz yaptık. Veya bazen çay içmek istiyorum. Neden olmasın? Ama şimdi içmek istemiyorum. Bazen de kahve içmek istiyorum. Çünkü konuşurken efor sarf ediyorum. Bu yüzden enerji için içecek lazım. C vitamini veya kafein. Kahvede kafein var. Kafein ile daha mutlu olabilirim. Bu yüzden. Tamam. Jambala. Teşekkür ederim. Tabii ki sağ elimle içiyorum. Başka. Better var. Better late. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Başka kimler var? Hayırlı Ramazanlar ederim. Evet. Akıddin. Akliddin. Evet. Liyana. Merhaba. Hoş geldin. Hamidi. Hoş geldin. Arkadaşlar başlıyoruz. Kuralları söyledim. Hemen hızlıca tekrar ediyorum. Yeni arkadaşlar geldi. Bu kanal Turkish Teacher Ali Yılmaz pratik için var. Yani ben sizinle Türkçe konuşuyorum. Türkçe sorular soruyorum. Türkçe yarışıyoruz. Ve iki akşamda bir defa konuşmaya çalışıyorum. Bazen üç akşamda bir defa olabiliyor. Çünkü benim online derslerim var arkadaşlar. Bu yüzden. Tamam. Teşekkür ederim San. Evet Liliana. Eyvallah. Çok sağ ol. Şimdi başlıyoruz. O Kolombiya'dan selamlar. Steffi Diaz. Merhaba Kolombiya'ya. Arkadaşlar Türkçeniz eğer A2, B1, C1, B2 ise beni arayın. Eğer A1 Türkçe varsa yani sadece merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen yani bu Türkçe pratik için iyi değil. Bu Türkçe A1 için yani yeni A1'ler için dinlemek daha faydalı. Ha, A2, B1, B2, C1 için konuşmak rahat, faydalı olacak. Ama A1 iseniz lütfen dinleyin, tamam mı? Seviye, level, seviye A1. Lütfen listen to me, please. Lütfen. Başlıyoruz. Not defterim hazır. Kalemim hazır. Ve siz de hazırsınız. Başlıyoruz. Ben iyiyim Afnan. Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Evet. Bakalım kim var? Cem Cuina. Cem Cuina. İlginç bir isim. Nereli Cem Cuina? Evet. Cem Cuina, kamerayı açıyorsun. Bizimle tanışıyorsun. Ve geldi arkadaşımız. Dararım. Gelmedi. Gitti. Vazgeçti. Niçin ama Cem Cuina? Niçin böyle yaptın? Üzüldüm. Belki de ürktü, korktu. Olabilir. Ha, belki müsait değil. Tabii canım. Belki yanında annesi var, babası var. Cem Cuina problem yok. Tamam. Ben anladım seni. Yanında başka insanlar var. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Of. Bu yüzden. Evet, Basim. Basim geliyor. Basim Alsa. Basim Alsa. 5, 4, 3, 2, 1. Geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimsin? Ben Muhammed. Muhammed. Nevalim. Tamam. Yanında kim var? O kim? O Hamza. Hamza. Hamza Hamza selam. o da Basim. Selam Selam. Selamun Eyvallah. aleyküm. Hamza sen kim? Basim. Basim. He.
Besim, senin telefonunu mu kullanıyor onlar? Evet. Sizin telefonunuz yok mu? Besim'in telefonunu niçin kullanıyorsunuz? belki şarj yok arkadaşlar. Belki şarj yok. Olabilir. Aynen, aynen. Peki herkes Yemenli mi? Ama yani ben meraktı, çok meraktı. O yüzden beni verdi. Onu telefon. Ha, tamam tamam. Belki Besim biraz çekindi, utandı. Yani utandı, belki evet. Muhammed, senin Türkçen nasıl? Daha iyi mi? Daha iyi bence. Tamamdır. Bence daha iyi. Güzel. Muhammed Yemenli. Hamza Yemenli mi? Evet. Besim de Yemenli. Evet. Tamam, süper. Siz şimdi Türkiye'de misiniz, Yemen'de misiniz? Muğla'da. Ama biz aynı şehirden geldik, Yemen'den. Anladım. Muğla mı, Moda mı? Affedersiniz, anlamadım. Muğla, Muğla. Yani Bodrum'a yakınsınız. Vay. Havalar nasıl Besim? Muğla'da hava sıcak mı Besim? Şimdi sıcak yani. Besim. Nasıl tamam. Hava Muğla'da? Güzel. Güzel hava, tamam. Evet. Peki Besim, yüzüyor musun? Evet, evet. Evet, evet, tamam. Besim, pardon, Hamza. Muğla'da, evet. Hamza, Muğla'da pardon. Deniz var mı? Ha? Muğla'da deniz... Evet. Dur, sakin. Daha sormadım. Dur, sakin. Muğla'da deniz var mı? Yani Akeka deniz. Deniz var. Akeka deniz var. Anlamadım. Akyaka'da. Akyaka'da deniz var ve yakında deniz var. Mesela Bodrum'da deniz var ama Muhammed, Muğla merkezde deniz var mı? Hayır. Hayır. Tamam. Siz bir kelime mi konuşuyorsunuz? Evet. Hayır. Bodrum'da bir kelimeyle mi konuşuyorsunuz? Haydi haydi, gayret gayret gayret. Tamam. Hocam. Kim? Bu ben abi. Aleyküm. Sizin adınız ne? Aleyküm selam. Şerafettin. Siz adınız? Evet. Şerafettin. Şerafettin, ben Ali. Türkçe öğretmenim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum hocam. Evet. Sen de Yemenli misin dostum? Evet, evet hocam. Süper. Siz Yemenliler evet'i çok seviyor. Evet. Evet, evet, doğrudur. Tamam. Şerafettin, biz konuşuyoruz arkadaşlarla. Problem var mı? Yok. Yani sen polis gibi geldin. Ne oluyor oldu? Ne var? Korktum yani. Korktum yani. Yani şey, şimdi namaz zamanı geldi de ondan yani. Ha, tamam Şerafettin. Evet. Siz şimdi teravih beraber mi kılacaksınız? Evet hocam. Wow. İmam kim olacak? Yasin. Pardon. Besim mi? Hamza mı? Sen mi? İmam kim? Ben. Benim. Tamam. Maşallah, maşallah. Tamam. Sen hafız mısın Şerafettin? Yani birkaç göz hafızım. Çok güzel. Peki ne zaman geldin Şerafettin Türkiye'ye? 2 yıldır. 2 yıldır Türkiye'desiniz. Evet. Güzel. Evet. Ben arkadaşlarla pratik yaptım. Kusura bakma kızdıysan eğer. Yok. Estağfurullah. Tamam, memnun oldum. Ben Türkçe öğretmeni Ali Yılmaz. Ara sıra böyle konuşalım. Türkçe pratik yapalım inşallah. İnşallah yapalım hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Allah kabul etsin şimdiden. Hamza, Besim, Muhammed, Allah'a emanet. Şerafettin, Allah'a emanet. Allah razı olsun hocam. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet. Eyvallah. Hoşça kalın. Eyvallah. Evet. Süper bir sohbetti gerçekten. Yani bir anda 4 kişiyle konuştum. Vav, çok bereketli bir sohbetti. Yemenli arkadaşlar. Muğla'da yaşıyorlar ve Yemen'den Türkiye'ye gelmişler. Yabancı ülke. Ve bu yabancı ülkede yaşamaya çalışmak, okumaya çalışmak, sonra hayat içinde problemsiz yaşamaya çalışmak zor. Yani Muhammed, Hamza, Besim, Şerafettin, tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun inşallah. Evet, Alexio, teşekkür ederim Alexio. Bu kalpler ne? Oo, eyvallah. Tamamdır. Şimdi İkinci arkadaş,
normalde beşinci oluyor ama yani canlı yayında ikinci canlı yayında ikinci kişiyle konuşacağız. Bakalım kim istiyor? Kamera istiyorum ve 30 günde ilk defa sizinle konuşacağız. Kural bu, biliyorsunuz. Evet, Messi. Aa, bu Messi acaba Messi ile akraba mı? Merak ettim. Evet, Messi. Aklettin, bilmiyorum. İnşallah bugün Kadir gecesidir. Türkiye'de herkes Kadir diyor. Yani bugün Kadir gecesi muhtemelen diyorlar. Yani 10 gün var. Finale 10 gün var. 10 gün içinde olabilir. Belki. İnşallah. Tamam. Evet arkadaşlar. Canlı yayından davet ettim. Arkadaşımız. Evet. Metsi. Geliyor musun? 5, 4, 3, 2, 1. Gelmedi Metsi. O zaman Umidov. Umidov'a gidiyoruz. Aleykümselam Hano. Merhabalar. Türkçe pratik yapıyoruz. Yeni arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben bomba gibiyim. Sen nasılsın? Ben de iyi. Teşekkür ederim. Hatırladınız mı beni? Sakalın var şimdi. Hatırlamadım. Sakal yeni mi? Evet yeni. Yeni. Ne zaman konuştuk? Bir ay falan oldu bence. Tamam, tamam. İsmini tekrar söyler misin? Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman, hayal meyal hatırlıyorum. Birinci veya ikinci videoda vardın. Evet, evet, evet. Tamam, evet. Abdurrahman'cığım, tekrar kendini tanıt. Nerelisin? Ne yapıyorsun? Şimdi neredesin? Tamam. Adım Abdurrahman. Yaşım 21'de. 21 yaşındayım. Uzbekistanlıyım. Şimdi Türkiye'de oturuyorum. Sakarya'da. Tamam, hatırladım. Hatırladım. Özbekistan'dan hatırladım. Ama doğru Abdurrahman. O zaman senin sakalın azdı. Az. Şimdi az sakalın değil. Maşallah. Yoktu. Evet, bence yoktu. Yani az da işte. Az değil. Az yani. İçinde yani. Az. Evet, evet. Tamam. Peki Abdurrahman. Ramazan dolayısıyla mı sakal bıraktın? Önceden de sakalım vardı. Tamam. Çok seviyor musun? Seviyorum. Sakal evet. Sakal bırakmayı seviyor musun? Evet, evet. Bırakmayı sevmiyorum. Dikkat, dikkat. Şimdi anlatıyorum. Biz buna Türkçe'de yani sakal çıkıyor. Biz buna sakal bırakmak diyoruz. Yani sakalla sahip olmak. Sakal ile yaşamaya devam etmek. Yani bırakmak, artık kullanmamak anlamı yok. Kesmek yani sigara diye. Gibi değil. Yok yok yok. Tam tersi. Tam tersi. Naabarot. Fizinaş Ruski yazık. Anladım hocam. Fizinaş Ruski yazık. Değil конечно. Хорошо. Yani sakal bırakmak demek sakalı uzatmak demek dostum. Peki tamam. Abdurrahman sen üniversiteli miydin? Yok şimdi Tomer'de okuyorum. Tömer'de okuyorsun. Tömer üniversitenin Tömer'i mi? Yok. Üniversitenin... Sadece Tomer. Tomer bittiden sonra üniversiteye kazanacağım inşallah. İnşallah. Ne olmak istiyorsun? Neyi kazanmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum. Doktorluğa kazanmak istiyorum. Süper. Neden? Çok para var bu yüzden. Yok ya. Çok ilginçliği benim için. Babam da doktor, ameliyatçı. Dikkat dur. Abdurrahman. İlginç benim için doğru. İlginçli. Li yok. Tamam mı? Li, tamam tamam. Li yok. Bu benim için çok ilginç Ali Bey. Babam da. Babam da. Da toje Rusçadaki. Babam da doktor. Cerrah mı dedin? Hirurg. Cerrah. Evet. Hirurg evet. Aha. Babam cerrah. Oo. Peki baban sana tavsiye ediyor mu? Abdurrahman doktor ol. İyi meslek. Evet tabii. Evet tabii yani. Ediyor. Nerede? Evet tabii tavsiye ediyor. Tabii. Ali Bey. Ali Bey. Tamam. Sen de cerrah mı olmak istiyorsun? Veya başka branş? Evet cerrah olmak istiyorum. Tamam. Peki
Cerrah olmak zor. Yani neşter var. Neşter. Bu Özbekçe'de, Rusça'da aynı mı? Neşter. Bıçak gibi. Skalpel. Galiba, galiba. Yani mesela problem elde. Hı. Kesiyorlar bıçak gibi. Kaknoş yani. Bıçak gibi. Bunun adı Türkçe'de neşter. 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 Evet, neşter. Çok, çok ostri. Keskin. Çok keskin. Sen mesela korkmuyor musun neşterden, kesmekten? Yok, korkmuyorum. Ameliyatlarda da katıldım önceden. Gerçekten mi? Çok, çok bence zor. Nasıl zor? İnsanlar, mesela babalar, çocuklar ile parka gidiyor. Senin baban ameliyata mı gitti senin ile? Evet. Haydi Abdurrahman, ameliyata, operasyon var. Baba, hangi operasyon? Bugün kalp operasyonu var. Evet, böyle. Wow. Yani sen tecrübelisin. Evet. Evet. Bir kelimeyle konuşuyorsun. Evet, tecrübeli. Süpersin, tamamdır. Affedersin, ben de çok fazla konuşuyorum. Siz az konuşuyorsunuz benim yüzümden. İzaminia, izviniayus. Tamam. Öyle değil. Abdurrahman, teşekkür ederim katıldığın için. Sizin evinizde insanlar, arkadaşlar Özbek mi? Full. Evet. Bir tanesi kardeşim, bir tanesi arkadaşım. Herkes Özbekistanlı. Yakında evet. Özbekistan'a gidecek misiniz? Gitmek istiyoruz ama şimdi havaliman kapalıymış bence. Değil mi? Süpersin. Süper cümle. Havalimanı kapalıymış. Bence yok. Bence çünkü kapalıymış ya Anis Kazali. Nasıl oşul? Tamam. Yani Fatih bunu dastat içine. Yeter yani. Teşekkür ederim. O herkes dinliyor mu seni şimdi? Kardeşin evet. Dinliyor mu seni? Yanımda oturuyorlar. Tamam, selam söyle onlara. Tamam. Tamam. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Hoşça kal. İyi akşamlar. Bir ay sonra görüşürüz. İnşallah hocam. Teşekkürler. Evet, Abdurrahman Özbekistanlı. Üniversitede benim öğretmenim vardı. Üniversitede. İristay Kuçkarteyev, profesör doktor, Özbekçe dili. Daha doğrusu Özbek dili, Özbekçe dili yanlış oldu. Çünkü Özbekçe yani dil. Özbekçe öğretmenimdi. Arkadaşlar, ikinci kişi gitti. Evet, birinci grup Yemenliler. Ve iki de Sakarya'dan Özbekistanlı Abdurrahman katıldı. Şimdi üçüncü kişi, bakalım kim? Türkçe pratik yapıyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Yeni arkadaşlar varsa hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Ali Yılmaz. 18 hatta 19 yıldır öğretmenim. Evet. Cem Cucina tekrar bana davet göndermiş. Cem Cucina. Tekrar gönderiyorum. İnşallah misafirler gitti. İnşallah rahatsın. Evet, doğru. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş süperim. Siz nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Bu böyle devam edecek. Siz nasılsınız? Nereden aradınız? Ben Kazakistanlıyım. Profesör Fester. Tamam. Evet. Adınız ne? Adım Enju. Enju. Evet. Tamam. Enju Hanım, Kazakistan'da şimdi akşam mı? Saat kaç? Kazakistan'da şimdi 5 geçti. Dün. Evet. 1.25. Şimdi 1.25. Gece. Gece Enju. Tamam. Enju. Tamam, Enju, spokojna, pajalusta, sakin lütfen, sakin. Stres hissediyorum. Sen çalışıyor musun, öğrenci misin, ne yapıyorsun? Ben Sakarya'da okuyorum, Türkiye'de. Dil kursu, Türkçe öğreniyorum. Şimdi online olurken ben Kazakistan'a döndüm. Anladım. Sen Abdurrahman'ı tanıyor musun? O Özbekistanlı, o da
Tömer'de, Sakarya'da. Hayır, tanımıyorum. Bilmiyorum. Tamam. Anladım. Sen ne okumak istiyorsun üniversitede? Uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler okumak. Tamam. Uluslararası ilişkiler Kazakça ve Rusça ne demek? Международные Tamam. отношения. Международные отношения. Международные Kazakça? отношения. Ultaralık karım Süper. Kazakçayı ben çok seviyorum. Enju. Kazakça çok güzel bir dil. Kazakça'da Türkçedeki, Türkiye Türkçesindeki kelimeler çok mu? Böyle yakın kelimeler var mı? Alfabe birbirine gelmez ama %30'u var. Kelimeler aynı. Geliyor. Evet. Süper. %30 aynı. Kazakça alfabe hala Kiril alfabesi mi? Kiril. Kazakça nasıl? Hayır. Evet. Kiril yani Rusça'daki alfabe gibi. Evet, Rusça. Tamam. Peki ne zaman Kazakistan'a döndün Enjuk? Ne zaman? 10 gün oldu. Kazakistan'dayım. Evet, 10. Aa, Yakın 10 zaman. gün yakın zamanda. 10 gündür Kazakistan'dayım. Evet. Veya sen doğru söyledin. 10 gün oldu Kazakistan'dayım. Ama Türkler dırdir durdur kullanıyor. Yani burada evet, Çeyni, Rusça'daki ben 10 gündür mesela çay içmedim. 10 gündür oruç tutuyorum. 10 gündür spor yapmıyorum gibi. Yani oradaki zamanı biz dırdir durdur ile gösteriyoruz. Tamam. Tömer'de çok öğrenci var mı? Tömer'de biz online okuyoruz. Bu sebeple görüşmedik, buluşmadık. Ama online okuyoruz. Aa, Evet. anladım. Sen biraz şanssızsın. Korona zamanında başladın, değil mi? Evet. Korona zamanında. Tamam. Enju sen niçin uyumadın? Gece bir şimdi. Neden uyumadın? Oruç tutuyorum. Oruç. Tamam maşallah. Allah kabul etsin. Peki ne sahur ne zaman? Saat kaçta sahur? Saat 4'te, 4.30'da bence. Evet, 4.30. Tamam. Saat 4.30'da. Türkiye'de de saat 4.10 geçe. 4'ü 10 geçe falan. Hatta 4'ü 5 geçe falan. Sahurda ne yiyorsun Enju? Ne içiyorsun? Sahurda çay içiyorum, yumurta yiyorum, peynir, balık, bunlar. Tamam. Balık yiyince Enju, balık yiyince gündüz susamıyor musun? Susamak. Ama ben normal. Bence normal. Su Normal. Su. içmeden, sahur bitmeden önce ben su içiyorum. Birinci balık yiyorum, sonra çok su içiyorum. Süpersin. Güzel cümle. Birinci kullanma. Önce. Önce. Sına Çağla gibi. Önce balık yiyorum ve sonra su içiyorum Ali Bey. Aa, ben Enju süt içiyorum. Süte bal koyuyorum. Ben balı kaşıkla koyuyorum. Bazen sıkıyorum. Ballı süt içince susamıyorum ve yumurta yiyorum. Haşlanmış yumurta mı yiyorsun? Haşlanmış. Haşlanmış yumurta da yiyorum. Pişirmeye yumurta da yiyorum. Anladınız? Duruyorum. Anladım. Omlet yumurta yani normal yumurta. Haşlanmış yumurta ne demek? Fokur 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 su var. Evet. Suyun içinde yumurta fokur 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 4 dakika 5 dakika haşlanıyor. Fiil haşlanmak. Rusça ne? Haşlanıyor. Aha. Haşlanmış yumurta ne demek Rusça? Haşlanmış nasıl? Unuttum ya. Varan ne yaçsa? Fokur fokur Как это называется? Как Unuttum. называется? Я не знаю. Поэтому я спросил тебе. Я Хорошо. давно. Они знают
Arkadaşlar şimdi yazacaklar. Şimdi Rusya'dan Rusça bilenler yazacaklar bize. Tamam, haşlanmış yumurta yiyorsun. Afiyet olsun. Enjo teşekkür ediyorum sana. Güzel konuştuk. Bir ay sonra tekrar konuşalım inşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşça kal. Güle güle. Çok sağ ol. Evet, Enju ile konuştuk. Biraz önce Enju ile kontak kurmaya çalışmıştım. Müsait değildi. Şimdi müsait olmuş. Haşlanmış patates kızartması. O nasıl? Evet, Prigatovit. Olga, Prigatovit hazırlamak onu biliyorum ama varit galiba. Varitti. Yani yumurta var. Yumurta cezvenin içinde. Yumurta kaynıyor. Suyun içinde pişiyor yani. Evet, üçüncü arkadaş gitti ve son arkadaşı alıyorum arkadaşlar. Son kişiyi alıyorum. Kimler istiyor bakalım? Kimler istiyor? Bakıyorum. Evet, Hüseyin. Haydi Hüseyin. Hüseyin. 1996 Hüseyin. Haydi. Geliyor. Son şanslı kişi Hüseyin arkadaşlar. Bakalım Hüseyin'in Türkçesi nasıl, merak ediyoruz. Var önüne yat. Süpersin. Evet. Hüseyin, kamerayı bize çevirir misin? İyi akşamlar Hüseyin Bey. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Süperim. Sen nasılsın? Seni görünce çok iyi oldum. Bil mukabele Hüseyin. Nereden arıyorsun? Türkiye'den arıyorum. İstanbul'dan. Hayır. Hatay'da. Antep. Hatay. Hatay'da. Evet. Süper. Hatay çok güzel bir şehir ya. Hataylı benim bir abim vardı. Çok muhterem bir insandı. Bünyamin. İngilizce öğretmeni. Hatay, Antakya'ya yakın mısınız Hüseyin Bey? Zaten Antakya'dayım şu anda. Oo, süper memleket. Çok güzel. Peki aslen nerelisin? Aslen ben Suriyeli. Suriyeli. Hangi şehirden? Hangi şehirden? İdlib. İdlib'den. Evet, İdlib. Hüseyin, İdlib Hatay'a, Antakya'ya yakın mı? Kaç evet, kilometre? Çok yakın. 20 kilometre vardır sadece. 20 kilometre var sadece. Tamam. Evet. Şimdi sınır açık mı kapalı mı Hüseyin? Evet, koronadan dolayı. Açık mı kapalı mı? Kapalı. Heh, duymadım da. Kapalı. Niçin kapalı? Koronadan dolayı kapalı. Evet, koronadan dolayı. Hüseyin, Wi-Fi uzakta mı? Bir dakika hocam, bu şeye bir dakika çıkarayım. Tamam, Wi-Fi uzakta işte. Çünkü zor konuşuyoruz. Türkiye'desin ama zor konuşuyoruz. Evet, Hüseyin şimdi Wi-Fi'yi değiştiriyor. Galiba mobile geçiyor arkadaşlar. Hüseyin Suriyeli, Hatay'dan. Türkiye'de Suriyeliler artık maşallah. Evet, işte şimdi daha yakışıklısın Hüseyin ya. Biraz önce internet biraz problemliydi. Az yakışıklıydın. Şimdi daha yakışıklısın abi. Böyle daha iyi. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Okuyor musun? Hem çalışıyorum hem de okuyorum. Maşallah. Ne okuyorsun abi? Sınıf öğretmenliğini okuyorum. Süper. Kaçıncı sınıfta? İki sınıftayım. İkinci sınıfta. İkinci sınıftayım. Hangi üniversite? Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi'nde. Süper. Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi'nde. Bu üniversite evet. Hatay'da değil mi? Evet, Hatay'da. Hatay'da. Yani sen öğretmen olmaya karar verdin. Niçin öğretmen olmak istiyorsun? Ben çünkü en önemli olan bu meslektir.
Çocuklar aynı fikirdeyiz. Çocukları beslenmeyi öğretiyor. Çocukları nasıl büyütmeli öğretiyor. Daha ne var? Bu şey vardır ya. Çocuklarla nasıl davranışmaları öğretiyor. O yüzden. Evet, çocuklar nasıl davranmalı bunu öğretiyor o yüzden. Elbette. Ben şöyle düşünüyorum Hüseyin. öğretmenin karşısındaki çocuklar bütün mesleklerden insanlar olacaklar. Yani öğretmen var. Elbette. Ve onun öğrencileri doktor olacak, mühendis olacak, pilot olacak, aşçı olacak, müdür olacak, CEO olacak ve öğretmen onları eğitiyor, öğretiyor. Yani bu yüzden öğretmen olmak bence çok güzel. Çok güzel bir tercih. En önemli bir mesele. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Bu arada kaç yıldır Türkiye'desin? 3 yıldır oldu. 3 yıldır oldu. Hayır. Dır ile oldu beraber değil. Çünkü dırdan devam etme anlamı var. 3 yıldır Türkiye'deyim hala. Evet. Türkiye'deyim yani. Peki. Evet. Ya da 3 yıldan beri. Bravo. 3 yıldan beri Türkiye'deyim. Şimdi online dersler devam ediyor mu? Evet, ediyor. Tamam. Sınıf kalabalık mı Hüseyin? Yok, sadece 20 kişi. Tamam. Zoom'dan mı ders görüyorsunuz? Evet, Zoom'dan. Tamam. Seninle evet hayır oynamak istiyorum Hüseyin Bey. Buyurun, ben hazırım. Haydi bakalım, başlıyoruz. Evet hayır yarışmasını biliyor musun? Biliyorum. Süper. Evet kullanmak, hayır kullanmak sadece bir defa mümkün. Yok, tamam. Aynı. Hayır gibi yok, aynı. Yani tamam. Normal yok, problem değil. Başladık. Hatay sıcak mı? Biraz sıcak. Mesela normal. Mesela tişörtle gezmek mümkün mü? Mümkündür. Çünkü hava sıcak değildir. O yüzden yani. Normal olarak yani. Hava normal. Peki hava sıcakken balkonda dinleniyor musun Hüseyin? Bazen dinleniyorum. Çünkü hava biraz serin olduğu için biraz rahatlıyorum. Süper cümleydi. Hava serin olduğu için rahatlıyorum. Sizin daireniz kaçıncı katta? İkinci katta? Üçüncü katta? Dördüncü katta. Oo, yukarıda. Yukarıda değil. Yani normal. Üstümüzde daha 3 katta vardı. Altta var mı daireler? 2 kat daha var. 2 kat daha var. Apartmanda asansör var mı? Vardı. Vardı, şimdi yok. Vardır. Şimdi bozulmuş. O yüzden kullanmıyoruz. Anladım. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Ben düşündüm. Vardı. Asansör sonra iptal oldu mesela falan. Yani neredeyse. Tamam. Çünkü asansör çok masraflı. Yani çok pahalı tamir etmek galiba. Haklı mısın? Pahalı değil. Yani ayda sadece 20 TL ödüyoruz. Hayır, bu aidat. Bu aidat. Asansörün masrafı. Mesela asansör bozulunca 10 bin lira, 5 bin lira istiyorlar. Tamam hocam, tek başıma ödemiyorum. Hepimiz ödüyoruz, yani bulunuyor. Çok daire var mı apartmanda? 10 daire var mı? 15 daire vardı. Kalabalık. Herkes Suriyeli mi? Süreni var, Türk var, daha Özbekistanlı var. Amerikalı var mı? Vardı ama gitti. Gerçekten gitti. Vardı. Asansör de vardı, Amerikalı da vardı. Kazandın dostum, bravo sana, harikasın. Kazanmam için her şey yapabilirim. Wow, gerçekten çok azimliydin. Tebrik ediyorum seni. Harika. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum Hüseyin, çok memnun oldum. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de. Evet, Hüseyin nerede? Hüseyinlerin apartmanında
Asansör yokmuş. Evet. Bizim apartmanımızda da yok. Pardon, varmış ama aktif değilmiş, çalışmıyormuş. Arkadaşlar, dört kişiyle konuştuk. Artık final zamanı geldi. Teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Benim için full enerji oldu. Gerçekten bugün bu enerjiyle sahura kadar durabilirim. Uyumadan durabilirim. Bu arada bazı yabancı arkadaşlar ne demek sahur diyorlar. Sahur. Bilgi vermek istiyorum. Sonra video kapanacak. Sahur arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. Ramazan'da biz oruç başlangıcında, oruca başlarken kahvaltı gibi sahur yiyoruz. Sahur yemeği. Bazı insanlar kahvaltı yapıyor. Bazı insanlar sadece süt içiyor, su içiyor falan. Hafif yiyor. Bazı insanlar makarna, çorba yiyor. Ne varsa yiyor. Yani Ramazan'da oruçtan önce genellikle saat 4 civarında gece biz yemek yiyoruz. Bunun adı sahur. He, oruç bitince acıkıyoruz. Oruç bitince acıkıyoruz. Akşam ezanı okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. He, akşam ezanında da akşam yemeği, onun adı iftar arkadaşlar. Tamam? Yani bu da bilmeyenler için, yani Avrupalı mesela arkadaşlar var veya onun ülkesinde Ramazan var ama bu Ramazan kelimelerini, Ramazan terminolojisini bilmiyor belki. Sahur ilk yemek, iftar son yemek. Tamam. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. İnşallah 2 gün sonra tekrar bir canlı yayın yapacağız. Allah bilir, belki yarın yapacağız. Bilmiyorum. Biraz enerjime bağlı. Yorumlara bırakırsanız eğer ne gibi ekstra şeyler istiyorsunuz, bunlar hakkında da konuşabiliriz. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.